Sevgili öğrenciler merhabalar. Şimdi 5. deneme sınavından Türkçe cevaplarını veriyorum. Birinci sorumuz, altı çizili kelimelerden hangisinin anlamında yanlışlık yapıldığı soruluyor. Hamam, kubbe, taşlık bir yol ve hurda kelimeleri. Bu soru sizin için gayet basit. Kubbe sorusu altını çizdiğim üzere yarım küre şeklinde olan bina çatısı için kullanılan bir terimdir. Ama burada yarım küre şeklinde değil. Klasik bir çatı resmi görüyorsunuz. Yanlışlık Denizli şıkkındadır. İkinci soruda parça içerisinde geçen kelime diktatörlüğü yapmak sözünün parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada yazar tam bir kelime diktatörlüğü yapmış. Dile tek bir katkısı olmamış derken kelimelerin herkesçe bilinen anlamını kullandığını, hiçbir katkısı olmadığını dile getirmiş. Bu yüzden cevap Adana'dır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Ülkenin doğusunda yer alan köylerde kışlık yiyecek hazırlama işi yaz ayında başlar. Sebep? Niçin böyle davranılır? Kar yolları kapatınca evden dışarıya adım atılmaz. Burada sebep sonuç cümlesi oluşturmamız gerekir. Bunu da B şıkkındaki çünkü kelimesiyle yapabiliriz. Dördüncü sorumuz. Numaralandırılmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Bu soruyu daha basit şekliyle öznel ve nesnel olarak cümleleri gruplandıralım. Dikdörtgen içerisine aldığım dördüncü cümledeki huzurlu bir ortama, piknik yapılabilecek ağaçlık alana ve berrak bir suya sahip derken burası söyleyen kişinin kendi fikrini belirtiyor. Bu yüzden dördüncü cümlemiz öznel bir özellik gösteriyor. Diğerleri nesnel. Bu yüzden cevabımız Denizli'dir. Diğer soruya geçiyoruz. Önümüzdeki uzun paragrafı okuduğumuzda paragrafın tamamında mendilin kullanım amaçları, mendilde kullanılan renkler, bu renklerin anlamları üzerinde duruluyor. Mendilin çok farklı amaçlarda kullanıldığına parça içerisinde rastlıyoruz. Renklerin mendillere farklı anlamlar kazandırdığına da rastlıyoruz. Cümleye ihtiyaç duymadan sözsüz, kelimesiz bir şekilde iletişim aracı olduğunu belirtmiş zaten. Ancak aşıklar arasındaki haberleşmeyi sağlayan tek nesnenin mendil olduğuna dair hiçbir cümle ifade göremiyoruz. Metne göre cevaplayacağımız 5, 6 ve 7. sorulardan, evet 5. sorunun cevabı Bursa'dır. Mendille ilgili metne göre cevaplayacağımız 6. soru, altı çizili kelimelerden hangisinin yazım hatası olduğunu sormaktadır. Burada 3. kelimemiz olan pembe kelimesi Niğde'nin N harfiyle yazılmış. Ancak pembe kelimesi Manisa'nın M harfiyle yazılmalıydı. Bu yüzden 6. sorunun cevabı Ceyhan'dır. Yedinci soruda ise metnin içerisinde hangi renk mendil sevgiliye ikaz anlamı taşımaktadır diyor. Metnin içerisine dönüp baktığımız zaman yeşil mendilin dikkatli ol anlamına gelen mendil olduğu görülüyor. Bu yüzden cevap 7. soruda Denizli'dir. Sekizinci sorumuz fiilimsilerle ilgili.
Fiilimsilerin isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak 3 gruba ayrıldığını biliyoruz. Hangi cümlede 3 fiilimsi türüne de örnekler verilmiştir diye soruluyor sorumuzda. A şıkkında altı çizili olarak gördüğünüz ekler bizim fiilimsilerimizin ekleri. Açmış sıfat fiil, girip zarf fiil, görünmenin isim fiil. Üç fiilimsinin de örneğini A şıkkında görmekteyiz. Dokuzuncu sorumuz cümlenin ögeleriyle ilgili. Altı çizili cümlenin öge sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Burada yapacağımız ilk şey yüklemi tespit etmektir. Yüklem dedi kelimesidir. Yüklemi bulduktan sonra ilk yapacağımız iş özneye yönelmektir. Bunun için sorumuz tabii ki özneyi buldurmaya yönelik olan kim sorusudur. Dedi yüklemine soruyoruz. Diyen kim? Yetkililer. Özne. Yetkililer ne dedi? Tarihi alanımızın daimi listeye girmesi için çabalayacağız. Yeşil kısım ise altı çizili cümlenin nesnesi pozisyonundadır. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. 10. sorumuz görsel okuma sorusu. Burada verilen grafikte sosyal medyada etkileşim sayısı. Bu bilgileri birer birer şıklar üzerinde bulalım. Real Madrid'in etkileşim sayısı 7.4 milyondur diyor. 7.4 milyon. O yüzden mavi renkli olan Real Madrid. Adana şıkkı devre dışı kalır. İkinci bilgi. Flamengo. Kırmızı olan. 9.2 milyonla ikinci sıradadır. Evet. İkinci sırada. Galatasaray bilgisi çok önemli. Galatasaray 2020 Şubat ayından 2 milyon daha düşük. Bakıyoruz yukarıda Galatasaray'ın 2020 rakamı 876. 876 rakamı 2 milyon eksikle 676 olmalı. Onu da burada yakaladık. Real Madrid'i 7.4 demiştik. Barcelona lacivert olan 11.9 milyon etkileşime sahiptir. Birinci sırada. O da doğru. Liverpool'un etkileşimi yani yeşil olan. Flamengo'dan düşük. Flamengo kırmızıydı. Kırmızıdan düşük. Yeşil kırmızıdan daha düşük. Ancak Manchester'dan yani kahveden daha yüksek. Bu bilgiyi de doğruluyoruz. Manchester United takımının etkileşim sayısı 2020'ye göre yani yukarıdaki tabloya göre 2 milyon daha fazladır. Manchester United kahve 7 milyon rakamını görüyoruz. Bursa şıkkında 2 milyon daha fazla. 9 milyon. Bu yüzden cevabımız Bursa'dır. 11. ve 12. sorularımızı bu metne göre cevaplayacağız. Metinde B12 vitamininin hakkında bilgiler verilmektedir. Birinci sorumuz. Bu metne göre aşağıdaki görsellerden hangisi B12 vitamini eksikliğini gideren yiyecekler arasında değildir? Metni okuduğumuzda B12 vitamininin eksikliğini tamamen hayvansal ürünlerle, yiyeceklerle karşıladığımız görülüyor. Ancak Denizli şıkkında gördüğünüz üzere sebze
bitkisel ağırlıklı bir resim görüyoruz. O yüzden Denizli şıkkı doğru cevabımızdır. 12. sorumuz ise altı çizili olan kelimelerin fiilimsi türleri sorulmaktadır. İşaretlediğim kısımlarda gördüğünüz üzere birinci kelimemiz en ekini alarak sıfat fiil olmuştur. İkinci kelimemiz mekmak mastarını alarak isim fiil olmuştur. Üçüncü kelimemiz uyuşma mema ekini alarak yine isim fiil olmuştur. Dördüncü kelimemiz ise tüketilmek fiiline tüketildiğinde şeklinde zarf fiil oluşmuştur. Bu yüzden cevabımız Adana'dır. 13. sorumuz vurgu ile ilgili bir soru. Bildiğiniz üzere fiil cümlelerinde yani yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu yükleme en yakın ögede. İsim cümlelerinde ise kendisinde yüklemin. Burada cümlenin ögelerini tespit edeceğiz. Öncelikle kırmızıyla çizmiş olduğumuz yüklemleri tespit ediyoruz. Bursa, Ceyhan ve Denizli şıklarında yükleme en yakın olan kelimeler cümlede nesne görevi almışlar. Ancak birinci cümlemizde A şıkkında olmaz yüklemini soru soruyoruz. Olmayan ne? Şiir. Bu bize özneyi veriyor. Bu yüzden A şıkkı doğru cevabımız. 14. sorumuzda cümlelerin taşıdığı anlam özellikleri eşleştirilmiş. Yanlış olan bulunması isteniyor. C şıkkına indiğimiz zaman eğlenmeye gittiniz de bana haber vermediniz cümlesi kişinin yüzüne karşı söylenen kırgınlığı ifade eden sitemdir. Küçümseme değildir. Ceyhan şıkkı yanlış eşleştirilmiştir. 15. sorumuzda metnin anlatımı için hangisi yanlıştır? Hangisi söylenemez? Şeklinde bir soru. İkilemelere yer verilmiştir. Evet, altını çizdim. Gördüğünüz üzere süzüle süzüle bir ikilemedir. Benzetmeye başvurulmuştur. Pamuk gibi yumuşak bulutlar. Bulutlar pamuğa benzetilmiştir. Karşılaştırma yapılmıştır. En büyük hayalim. Gökyüzünde uçabilmek benim en büyük hayalim diyor. Diğer hayalleri içerisinde en büyük hayali. Orada da bir karşılaştırma seziyoruz. Ancak bu anlattıklarının destekleyen örnekler metin içerisinde geçmemektedir. Bu yüzden cevabımız Denizli'dir. 16. sorumuz virgülün kullanım yerleriyle ilgili bir soru. A şıkkında yükleme çok uzak kalmış özneyi belirtmek amacıyla virgül kullanılır. Bu cümledeki Avrupa kelimesi cümlenin öznesidir ve uzunca bir cümle virgül bu amaçla kullanılmıştır. B şıkkında ise sıralı cümleler, arka arkaya sıralanan cümleler birbirinden virgülle ayrılır. İstediğin enginarı bulabilmek için pazara gittim. Birinci cümlemiz. Marketleri dolaştım. İkinci cümlemiz. Manavları gezdim. Üçüncü cümlemiz. Üç tane cümle birbirinden virgülle ayrılmıştır. Denizli şıkkında ise birbiri ardına sıralanan eş görevli kelimeler. Denizli, İstanbul, Ankara, Bursa kelimeleri birbiri arkasına sıralanmış eş görevli kelimelerdir. Bu yüzden virgül kullanılmıştır. Ancak Ceyhan şıkkında Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu'nun yazarı bölümünde kullanılan virgül ara sözü göstermek amacıyla kullanılmıştır. Yukarıdaki bilgilerin arasında da bu yoktur. Cevabımız bu yüzden C'dir. 17. soruda metin içerisinde geçen
Altın yere düşmekle pul olmaz atasözünün anlamı şu olmalıdır. Değerli bir şey, buna altın örneğini veriyoruz zaten. Değerli bir şey yere düşmekle değerinden hiçbir şey kaybetmez anlamındadır. Cevabımız bu yüzden altın yerde paslanmaz, taş yağmurda ıslanmaz, kendisine bir zarar gelmez, değerinden bir şey kaybetmez anlamındadır. Bu yüzden cevabımız Bursa'dır. 18. soruda bir hikayeden alıntı vardır. Hikayenin unsurları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bu hikayeden alınan bölümü okuduğumuzda olayın Hasan'ın büyüdüğü kasabaya dönüşü olduğu anlaşılıyor. Metin içerisinde geçen kişi Hasan'dır. Olayın geçtiği yer otogardır. Ancak metinde zamanla ilgili hiçbir kavram yoktur. Hasan'ın yaşadığı bu kısa olay hakkında zaman kavramına rastlayamıyoruz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan'dır. 19. sorumuz bir paragraf sorusu. Bu parçanın ana fikri nedir diye sorulmuş. Parça eğitimle ilgili. Eğitimin öğrencileri yetiştirmek, onları belli konularda yetkinleştirmek ve eğitimin amacının bunlar olduğu anlatılıyor. Ancak ister ailede ister okulda öğrenmenin, bilgi sahibi olmanın dışında eğitimin başka işlevlerinde olduğundan bahsediyor. Bilgiyi her şekilde elde edebileceğimizi ifade ediyor. Önemli olanın insan olma yeteneklerini geliştirme olduğu üzerinde duruluyor. Eğitim insan olmayı öğrenmektir diye bir kişinin sözünü de oraya almış. Bu yüzden Denizli şıkkındaki eğitim bireye tüm insani değerler verilerek gerçekleşiyorsa, bireyi insan yapabiliyorsa eğitimdir. Sadece öğrenim olmamalıdır anlamında ana fikir Denizli'dir. Son sorumuz 20. soru. Yazım yanlışı ile ilgili bir soru. Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur diye soruyor. İkinci cümlemizdeki her biri kelimesi ayrı yazılmalıydı. Yanlış burası. İkinci cümlede baş vurmak fiili anlamca kaynaşmış bir fiildir. Bitişik yazılmalıydı. Yanlış burası. Dördüncü cümlede ise şey kelimesi hiçbir kelime ile birleşmez. Tamamen ayrı yazılır. Bu bilgiyi de verdikten sonra birinci cümlemizde meyveleri tabağa doldurdum. Üç kelimeden hiçbirinde de yanlışlık göremiyoruz. Bu yüzden 20. sorunun cevabı Adana'dır.